O yüzden ailenin iletişimin güçlü olması demek aslında herkesin o evde kendini iyi hissettiği, güvende hissettiği ve kendini o evde bir şeyler yapmak için, o eve dair bir şeyler yapmak için uğraştığı bir haneye dönüşmeye başlıyor. Böyle bir iletişim olmazsa birbirimizin canını okumaya başlıyoruz. Yani bu da çok güzel bir tabir oldu. Dolayısıyla gerçekten. Evet, iki türlü okuma var. Ya birbirimizi okuyacağız ya da birbirimizin canını okumaya başlayacağız. Herkese merhabalar efendim. Aileye Özgü programına hoş geldiniz. Bugün sevgili Tuğba Akbey İnan'la bir aradayız ve sizler için çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çünkü gerçekten güzel bir konumuz var. Her biliyorsunuz bölümümüzde farklı konulara değiniyoruz. Farklı alanların uzmanlarıyla kendi alanlarına yönelik bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Tuğba Hanım da iletişim uzmanı ve yazar. Dolayısıyla aslında iletişim çerçevesinde bir sohbet olacak ama hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Çerçevemiz iletişim olacak ama biraz daha başlığımız farklı, özgün bir başlık diye düşünüyorum. İnsanı okumak, ailede bireylerin birbirini okuyabilmesi, bu konu üzerine neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında iletişim benim hayatımın çok merkezinde duran bir şey ama aynı zamanda o iletişimin kapsamlarına dair hayatta bir takım rollerim de var. Yani hepimizin aslında var ama ben birazcık bu işi galiba o roller üzerinden daha profesyonelce götüreceğim için iki şeyi bir arada yapalım istedim. Çünkü hayatımın çok önemli bir kısmı okumakla, editör olduğum için de aynı zamanda büyük bir kısmı da iletişim üzerine kafa yormakla geçiyor ve aslında hayatta en büyük okur yazarlığımızı kullanmamız gereken alanın ailemiz olduğuna inanan biriyim. Çünkü orada eğer bir okur yazma problemi yaşıyorsak hayatın içerisinde hayatı okumak konusunda, insanı okumak konusunda sorunlar yaşıyoruz. Aslında bunu okuma sürecinde ilkokuldaki süreçte bilirsiniz. Yani bir takım kavramları bir araya getirdiğimiz andan itibaren okuma olur ve anlam bütünlüğü zihnimizde oluşmaya başlar. Ondan önce her şey tek tek bir şey ifade eder. Şimdi ailede de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum ve aslında hayattaki o ailenin bize insana dair okuma yazma kültürünü verdiği ölçüde hayata karıştığımızı düşünüyorum. Eğer orada aksaklıklar varsa, henüz okuma kültürü oluşmamışsa ya da okumaya dair anne ve babadan gelen bir bilgi yoksa çocuk hayatı birazcık kendi şartlarıyla görmeye başlıyor. Hani hayat okulunda okudum diyenler var ya aslında bir parça biraz daha zorlaştırıyor meseleyi. Çünkü biz kadını, erkeği, aileyi, çocuğu hayatta gördüğümüz, ailede gördüğümüz daha doğrusu o okumalar vesilesiyle zihnimizde bir anlam dünyası olarak karşılık bulduruyoruz. Yani hani Türkçe derslerinde şu kelime ne anlama geliyor, bununla ilgili bir cümle kurun diye bir ders vardır. Hani hem kelime zenginliğimiz açısından hem de o kelimeyi hayatın içerisinde cümle içinde kullanalım diye. Şimdi biz de aslında anne, erkek, baba, kadın, çocuk kelimelerini öğreniyoruz. O doğduğumuz evde ve o kelimeleri cümle içinde kullanmaya başlıyoruz. Bazen o cümleler eksik, bazen o cümleler olumsuz, bazen o cümleler yanlış kurulabiliyor. Belki de işte iletişim de bu noktada devreye giriyor hemen. Çünkü her yanlış düzeltilebilir, her şey değişebilir ve okuma yazma hayatın her döneminde geliştirilebilir ve insana çok fazla derinlik kazandıran bir şey olabilir. Evet, yani bir yazar olarak aslında iletişime okumayı da katmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi aslında biz şeyin çok farkında değiliz. Evet, oradaki anlam dünyasının zenginliği çok önemli. Çocuklarımız okusun, bizler okuyalım. Ama bir yandan da aile içi iletişime destek olur mu? Aslında oradaki zenginlik hem bize destek oluyor, hem onu çocuğumuza katabilmemiz çocuğumuza destek oluyor. Oradaki iletişim bağını güçlendirmeyi sağlıyor. Okur yazar, anne babalar olmak ya da okur bir çocuğa sahip olmak diye düşünüyorum. İletişimimizde çocuğumuza destek olabilmenin, çocuğumuzu iyi okuyabilmek anlamına geldiğini de düşünüyorum. Yani çocuğumuzun halini anlamak. Aslında insanı okumak nedir? İnsanın halini anlayabilmek, onun o haline göre doğru cevabı verebilmek, doğru hale bürünebilmek, o iletişimin güçlü olması da bununla da bağlantılı diye düşünüyorum. Şimdi iletişimin dört ayağı var. Yazmak, konuşmak, okumak ve dinlemek. Şimdi yazmak meselesini sadece bir kitap yazmak gibi değerlendirmeyelim. Çünkü hayatın içerisinde birbirimize mesajlar yazıyoruz, notlar yazıyoruz. İşte bu iletişimin bir ayağı. Okumak iletişimin önemli ayaklarından biri. Çünkü insan kelimelerle düşünüyor ve kelime hazinesi ne kadar genişse o kadar farklı, o kadar iyi cümleler kuruyor ve aynı zamanda o kadar farklı çözümler üretebiliyor anlamına geliyor bu. Ve hayat kalitesi de kelimelerle
kelime zenginliğiyle doğru orantılı olarak da değişmiş ve gelişmiş oluyor. Hı hı. Dinlemek iletişimin diğer parçası. Şimdi eğer bir ailede dinleme yoksa konuştuğunuz her şey aslında bir boşluğa gidiyor. Şimdi insan kendi dinlenildiği, görüldüğü, fark edildiği yerde orada aidiyet kurmaya başlıyor. Eğer çocuk kendinin dinlenmediğini düşünüyorsa ya da kadın ya da erkek fark etmez. İşte orada iletişime dair aksamalar olduğunu görüyoruz. Ve elbette konuşmak da iletişimin önemli parçalarından bir tanesi. Konuşmak sadece tek başına yaptığımız bir eylem değil. Birbirimizle yaptığımız bir şey ve konuştuğumuzun bir anlam ifade ediyor olması çocuklar için çok önemli. Yani konuşmada önemli olan şeylerden biri muhatabın ihtiyacına göre, muhatabın yaş ve gelişim dönemine göre ve aslında konuyu da çok da uzatmadan belki de çözüm odaklı olmak önemlidir. İletişim bunların hepsini kapsayan bir süreç. Dolayısıyla anne ve babanın kendini iletişimde geliştiriyor olması çocuğun tüm bu refleksleri ve tüm bu alanları çok daha iyi görmesini sağlayacak ve güven, aidiyet ve sonrasında gelişen bağ meselesini aslında kendi içinde tamamlamış olacak. Hmm. Bizde ne var? Hayat içerisinde hayat acemisiyiz biraz. Hayat okuma yazması ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ve dolayısıyla da bizi hayat eğitsin, hayat öğütsün istiyoruz. Bu sefer de biraz acı bir noktaya geliyor. Bunun yerine işte o ailedeki o iletişimi ve bağ güçlendirdiğimizde, o aidiyeti güçlendirdiğimizde evler bir barınak olmak yerine bir sığınak olmaya evriliyor ve herkesin evi olmaya başlıyor. Şimdi Türkiye'deki çok temel problemlerden birinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir tek annelerin kitabı okunuyor bazen. Yani sadece bu kitabı okuyacaksınız ve başka kitap okumayacaksınız gibi bir o okumak metaforu üzerinden gideceksek böyle bir durum var. O zaman da sanki çocuklar bir an önce büyüyüp o evden gitmek isteyen, işte erkekler de iş biraz uzasa da acaba ne kadar geç gelsem diyen bireylere dönüşüyorlar. Halbuki eğer ailede gerçek bir iletişim yoksa hayata ne yazık ki o hüzünle karışıyoruz sabah kalktığımızda. Çünkü bir sığınağa gelmiş gibi hissetmiyoruz kendimizi. Bunun yerine bir barınaktan kaçan insanlara dönmeye başlıyoruz. O yüzden ailenin iletişimin güçlü olması demek aslında herkesin o evde kendini iyi hissettiği, güvende hissettiği ve kendini o evde bir şeyler yapmak için, o eve dair bir şeyler yapmak için uğraştığı bir haneye dönüşmeye başlıyor. Onun verdiği lezzet ve huzur da aslında diğerinin verdiğinden çok daha farklı oluyor. Yani çok sevdiğimiz bir kitabı okumanın iç dünyamızda verdiği huzurla aslında bir taraftan bizi kaygılandıran başka bir okumanın kendi içinde dünyamıza verdiği fark gibi düşünün bunu. Bu olmazsa ne oluyor? Yani bu okuma seyri olmazsa ya da böyle bir iletişim olmazsa birbirimizin canını okumaya başlıyoruz. Yani, bu da çok güzel bir tabir oldu gerçekten. Dolayısıyla evet iki türlü okuma evet, var. Ya evet. Birbirimizi okuyacağız ya da birbirimizin canını okumaya başlayacağız. Evet. İkincisi çoğunlukla tercih ediliyor ve onun sonu da İşte bir yere gidelim, bir uzmana gidelim eğer biraz daha bilinçliyse ve farkındaysa. Hı hı. Ya da işte çekelim bu dünya böyle, işte ne yapalım geldik bu dünyaya böyle gidelim gibi bir şey oluyor. Ve sonra da artık herkes kendi kırık hikayesini, çocukluğun kırık hikayesini yetişkinlikte iyileştirmeye çalışan arazlı bireyler olmaya başlıyor. Evet, çok güzel kelime ve kavramlardan bahsettiniz aslında. Çok zengin kelimeler vardı orada. Hepsi üzerine düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. Bizim aile hayatımızda bunlar ne kadar var. Bir de fark etmemiz gereken ne? Bu son dönem konuştuğumuz hep aile yapımızdaki bu kadar zorlanmamızın sebepleri ne? Bu kadar zor bir şey mi gerçekten? Güçlü bağlar kurabilmek, çocuğumuzla iletişimimizin güçlü olması, onunla o aile ortamında hep birlikte bireyler olarak ve toplu olarak aidiyet hissetmek bu kadar zor bir şey mi gerçekten bu zaman için? Yani zor kavramı bunun karşılığı mı bilmiyorum ama emek vermeden olmayacağını söyleyebilirim. Yani belki de temel sorun şu ki hiç emek vermeyelim, hazır bir dünyaya gelelim. İşte herkes kadın olmuş, erkek olmuş, her şey tamamlanmış. İşte çocuk olduğu andan itibaren anne olmaya hazır, baba olmaya hazır olsun. Çocuk hiçbir problem çıkartmasın, geceleri uyusun, derslerine çalışsın, ergenliği çok sıkıntısız geçsin gibi bir ütopya bekliyoruz. Emek belki de burayı daha karşılayan bir şey. Ama tabii şunu söyleyebilirim, bazıları için emek vermek zor geliyor. Mesela benim için heyecanlı ve güzel bir şey. Dolayısıyla aileye verdiğim her emeğin aslında kişisel olarak bana geri döndüğünü fark eden ve o emeğin bedelinin aslında huzur olduğunu gören biri olarak sadece aile için, eş için bir şey yapmıyoruz. Türkiye'deki galiba ailelerden ya da kadından erkekten dinlediğimiz en temel problem şu oluyor. Niye ben yapıyorum?
Niye hep ben yapıyorum? Biraz da o yapsın diyor. Halbuki senin onu yapıyor olman sana hiç dönmeyecek bir şey değil ki. Yani günün sonunda hepimizin istediği şey huzur. O huzur sana da geri dönecek bir şekilde. Ve bu değişim için, yani bu değişim, bu huzur değişimi ya da o evin atmosferi için bile bence değerli bir şey. Ama dediğim gibi sanki karşıya lütfediyor, sanki karşı taraf için bir fedakarlık gibi algıladığımızda, söylediğiniz gibi bu zor geliyor. Evet, bu zor. Ama emek verdiğinizde ve her şeyin bir emekle inşa edildiğini gördüğünüzde, o zaman diyorsunuz ki her ne varsa yaşadığım güzel şey bir emekle inşa edildi. O zaman hani yaptığınız bir tabloyu seyretmek gibi düşünün bunu. Çok emek veriyorsunuz, bir tablo yapıyorsunuz ve uzaktan seyretmek gibi. Bence aileler de böyle. Ve dolayısıyla yatırım yapmadığımız bir banka gibi düşünün aslında aile meselesini. Yatırım yapmadığınız şeyden kredi çekerseniz sürekli borçlanırsınız. Ve bizde galiba biraz böyle bir şey var. Yani Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının yazarının iletişimle ilgili söylediği en temel şeylerden biri bu. Yani bir şeyle ilgili kredi dediğiniz olsun istiyorsanız önce oraya yatırım yapmanız lazım. Yani güven oluşturmanız gerekiyor aslında, diğer bir tabirle. Güven oluşturduğunuzda size bir karşılığı geliyor onun. Bu anlamda bakıldığında da aile, o güveni kazandığınızda siz oradan gerçekten güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Hata yaptığınızda da aslında o emek, o hatanın içerisinde görülmez bir şeye dönüşüyor. Ama bizde şuradan yaklaşıldığında, ben hiç emek vermeyeyim, hiçbir şey yapmayayım ama her şey güzel olsun. Ona verebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani onu o zaman ne oluyor? Sihirli bir cümle söyleyin. Hocam bunun sırrı nedir filan. Hayat çok böyle sanki mistik bir şeymiş gibi algılanıyor. Hayır, hiçbir şeyin sırrı yok hayatın içerisinde. Yani en azından emeksiz bir sırrı yok diyebilirim. O emeği verdiğinizde ancak böyle bir şey oluyor. Diğer türlü ben biraz bunu diyet kitapları okumaya ve diyetle ilgili önerileri seyretmeye benzetiyorum. Nasıl diyet kitabı okumak ve diyetle ilgili önerileri seyretmek bizi zayıflatmıyorsa, hayatın içerisindeki herhangi bir değişime dair isteğimiz de ancak onu yapmayla birlikte şekilleniyor. Ben hep bunu söylüyorum. İnsanı yapmak değiştiriyor. Evliliklerin de, ilişkilerin de yapmaya çalıştığı ya da dönüştürdüğümüz şey nedir? Eyleme dökmek. Sadece fikirde kalmasın, eylemde de bir karşılığı olsun. Kadın, erkek, çocuk o eylemin karşılığını gördüğünde, ya evet ben önemseniyorum, ya evet ben bu evde görülüyorum, ya evet ben bu evde varlığım bir anlam ifade ediyor demeye başlıyor ve kendi içinde de gelişim gerçekleşiyor. Ama diğer türlü işte zayıflamak istiyorum, o kadar kitap okudum, niye hala zayıflayamıyorum diye kendi kendimize yakınmaya benziyor. Otosenede aldığım kiloları 3 günde versen ne harika. Aynen. Mesela o noktada bu anlattıklarınızdan bir de onu fark ediyorum. Yani biz biraz bu zamanın çocukları için böyle bir problem olduğunu düşünüyoruz. Ne diyoruz? Bu zamanın çocukları çok hızlı tüketir, hızlı sonuç ister, hemen olsun ister diyoruz mesela. Aslında biz toplum olarak da böyle bir yöne doğru gidiyoruz. Yani emek veren mutlaka ki evlilik içinde iki tarafta vardır diye düşünüyorum. Herkes kendince bir emek veriyor. Takıldığımız noktalardan bir tanesi de böyle hızlı bir sonuç alma isteği. Tabii. Hani çocuğu yetiştiriyoruz, hemen böyle harika bir çocuk olsa, hani o emeklerimiz hemen sonuç verse, iletişimdeki o güçlü bağlar hemen kurulsa, yani birkaç aydır yapıyorum hocam olmuyor dediğimiz şey aslında yine aslında hızlı bir sonuç beklemek anlamına geliyor. Belki o yıllar süren dediğiniz gibi o banka hesabı dediğimiz şey ciddi bir emek gerektiriyor. Orada biraz sınırları da esnetmek gerekiyor. Kendi bakış açımızda yaptıklarımızı evet görelim, takdir edelim. Ama daha ne yapabiliriz dediğimizde de bunu da bir şey olarak görmeyelim yani. Hep ben yapıyorum algısı da var biraz diye düşünüyorum. Şimdi aslında yetişkinlerin çocuklarla ilgili en büyük çelişkisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani onları etiketlemek çok şahane. İşte onlar doyumsuzlar, nankörler, her şey hemen olsun istiyorlar gibi etiketleri söylemek çok kolay. Ama yetişkinin kendi hikayesine baktığınızda, mesela ben Ramazan gözlemimde bunu görmüştüm. Normalde işte camiler en çok Ramazan'da doluyor. Ama özellikle son 10 günde daha çok doluyor. Ama daha da özelinde işte Kadir gecesinde doluyor. Şimdi bu kadar kolaycılığın olduğu bir yetişkinlik algısında, hani o gün gideyim, o gün bütün her şeyden yararlanayım dediğim bir yetişkinlik din algısında, çocukların her şeyi hemen istemesinin bir sorun olduğunu zannediyoruz. Ya da dediğiniz gibi bir diyet yolculuğuna gittiğinde ya da bir dil öğrenme hikayesine girdiğinde ya da herhangi bir şeyi değiştirmek istediğinde
bu ne kadar da olacak? Hemen düzelir miyim gibi bir şey var. Ya da bizde şey vardı ya, doktora da gittim ama hiç iyileşmedim. Ya ilaç kullanmamışsın, daha o kısma gitmedik. Ya, doktoru görünce iyileşmenin başladığına inanıyoruz. Şimdi yetişkinler hem her şey çok çabuk olsun istiyor, hem de çocukların her şey çabuk olmasını istemesinden birazcık şikayet ediyor. Yani çocuklarla ilgili temel problem de bu. Halbuki biz çocukların kalplerine tohumlar ekeriz. Ve o tohumlar belki 5 yıl sonra kendini böyle bir tomurcuk olarak gösterir. Belki 10 yıl sonra, bunu bilmiyoruz. İnsanın zaten en büyük şeyi bu. Yani nerede o tohumun biteceğini bilmiyoruz. Biz bir yerlere savuruyoruz tohumları. Belki torunlarınızda bitecek, belki kendi onların çocuklarında görecek. Ama bildiğim bir şey var. O tohumlar mutlaka bir yerlerde boy vermeye başlıyor. Ve siz diyorsunuz ki Allah Allah, bu çiçeği benim bahçeme kim dikti? Dolayısıyla aslında kendi anne ve babalık dilimizi değiştirdiğimizde, eşlik dilimizi değiştirdiğimizde bir yerlere ağaç dikmek gibi bir şey bu. Biz başka ağaçları, dikenlerin meyveleri nasıl yiyorsak, yani bir ağaç var bahçemizde ve kimin diktiğini bilmiyoruz. Ama biz o meyveyi yiyoruz. İşte aslında bizden sonrakiler de belki de hiç bilmedikleri ama ağaç diken, bir yerlere bir fidan diken birilerinin meyvesini yiyecekler. O yüzden tek başına bu zamana yapılmış bir şey değil, bu dönüşüm değil. İleriye dönük bir tarafı da var. Bu anlattıklarınızdan yine aslında ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii ki sonuçlar için yapıyoruz. Yani yaptığımızın sonucunu almak istiyoruz, haklıyız. Ama tamamen sadece bunun için değil. Yani evet, ailede güçlü bir ortam oluşturmak için yapıyorum bütün bunları. Bu emekleri bunun için veriyorum diyebiliriz. Ama sadece bu değil, tek sebep bu değil. Aynı zamanda kendimi Allah'ın rızasını kazanmak için, bu yönde bir birey olabilmek, aslında bütüncül bakabilmek için böyle yaşamayı tercih ediyorum diyebilsek, belki de bu kadar yıpranmalarımız olmayacak, bu kadar o sonucu alamadığımızda verdiğimiz o tepkiyi vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Yani aile meselesini ben çok şu açıdan önemsiyorum. Hakkında bu kadar dezavantajlı cümleler kurulan, hakkında bu kadar olumsuz cümleler kurulan bir müessesenin hala devam ediyor olmasının Allah'ın büyük bir ikramı olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü gerçekten hani o kadar fazla şey olumsuz döngünün içerisine giriyor ki aile meselesi. Dolayısıyla bir yerlerde kesilmesi lazım normal şartlarda. Bakıldığında bu demek oluyor ki bu sadece bizim tek başımıza bir şeyimiz değil, çabamız değil. Allah gerçekten bu anlamda hem kadını hem erkeği destekliyor ve Rum suresi 21. ayetinde söylediği gibi aslında biz birbirimizin kalplerine ısındırıldığı insanlarız Allah tarafından. O yüzden bu desteği her zaman hissettiğinizde yaptığınız şeyin de sadece insan için olmadığını görüyorsunuz zaten. Yani ben biraz bunu şu hadis üzerinden değerlendiriyorum. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, kıyamet kopsa bile elinizdeki fidanı dikin diye. Ya velev ki her şey çok kötüye gidiyor, velev ki dünya birbirine girdi, velev ki çocuklar böyle, velev ki evlilikler böyle. Sen elindeki fidanı dikmeye devam et yani. O fidan ailen olsun, o fidan çocuğun olsun, ona devam et. O yüzden bu umudu taşıdığımız yer aile, bu umudu sürdürdüğümüz yer aile. Evet, sonucu, ya bir de şu var, sonuçla ilgili beklentilerimiz de değişebilir. Yani başladığımız ve beklediğimiz sonuçla günün sonunda elde ettiğimiz sonuç farklı olabilir. Ama bazen bizim zannettiğimizden çok daha güzel de olabilir. Ya benim sonuç kavramım da bir kulun sınırlı bir dünyasıyla ilişkili. Ama Allah'ın bana göstereceği sonuçla çoğu zaman ilgilenmiyorum. Belki orası beklediğimden çok daha büyük ve çok daha güzel ve de çok daha anlamlı bir sonuç. Çok doğru. Yani o yolda biz de öğreniyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Kafamızda bir çocuk profiliyle başlıyoruz aslında o çocukları yetiştirmeye başlarken. Ama sonra bir bakıyoruz ki bizim hayrımıza olan bir aile ortamı var. İmtihanlı bir aile ortamı ama aslında bizi bir yere taşıyacak olan bir aile ortamı. Bunu böyle görmek de hepimizi çok destekliyor diye düşünüyorum. Yani biz mesela aslında şu bilgiyi de verelim. Tuğba Hanım'la birlikte geldik. Yolda da elhamdülillah aile ortamlarımızdan şükrederek geldik gerçekten. Hani bu nokta, demek ki dediğiniz gibi bu kadar zorlandığımız, bu kadar şikayet ettiğimiz, imtihanın merkezi dediğimiz aile ortamı aynı zamanda çok büyük bir destek insan hayatında. Çok kıymetli. Şimdi imtihan kavramı belki de yanlış anlaşılıyordur. Yani imtihan, şimdi okullardaki imtihana baktığınızda sizin bir şeyi, bir meseleyi iyi kavrayıp kavramadığınızın testidir. Hani Ankebut suresinde Allah diyor ya, iman ettik deyince sınanmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Şimdi bizim bir şeyle ilgili çelişkiye düşmediğimiz ya da içselleştirdiğimizin göstergesi onunla ilgili herhangi bir krizi atlatmamızla ilgilidir. O krizi eski bildiğinizden daha farklı bir
stratejiyle yönetiyorsanız siz donanmışsınızdır ve dolayısıyla o imtihanı geçersiniz. Hmm. Şimdi bizde şu var. İmtihana hiç çalışmıyor insanlar ve sonra giriyor sınava, hep aynı soruyu yapamıyor. Sonra da diyor ki hoca bana taktı. Hmm. Şimdi hoca niye taksın bir. İkincisi, insanın bir sonraki sınıfa geçmesi için o sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Hmm. Ve şu var, ilkokul 2'de gelen sorularla ortaokulda gelen sorular birbirinin aynı değildir. Ortaokulun sorularıyla lisenin soruları birbirinin aynı değildir. Biz hayatın içerisindeki imtihana şöyle bakıyoruz. Hep ilkokulda kalalım ama lisedeki gibi muamele görelim. İşte bu çelişkide imtihan bizim için, işte o da benim imtihanımmış diyoruz. Ya imtihan öyle bir şey değil yani. Hmm. Tam tersi, imtihansa da ve tanım olarak böyle tanınıyorsak da benim burada bu imtihanda geçemediğim sorular hangileri? İletişim odaklı bakalım. Neden ben hep aynı kısır döngüde kalıyorum? Niye biz bu adamla hep aynı şeyle kavga ediyoruz ya da bu kadınla? Bak, hep aynı döngüde kalıyoruz ki zaten o döngüyü kırdığınızda, o çarkı kırdığınızda çözüm de kendine gelmeye başlıyor. Hmm. Ama ben o çarka, bu da benim imtihanımmış diye baktığımda, o çark sürekli döndüğünde benim içimden sürekli aslında farkında olmadan bir isyana da dönüşebilir. Hmm. Onun yerine o çarkın dişlerinden birini kırıp aslında meseleye, ya bak burada bir bakış açısı varmış, bundan yararlanmalıyım diye bakmalı. Çünkü bizim önemsediğimiz şeylerden biri bu. Bakış açısı derinliği ve zenginliği katıyor olmak. Şimdi sizin bu programı yapıyor olmanızın sebebi, bizim bu eğitimleri veriyor olmamız, bu kitapları yazıyor olmamızın sebebi de bu. Bakış açısı değiştiği andan itibaren ona yüklediğiniz anlam, o anlamın duygusu, o duygunun da eylemi değişmeye başlıyor. Ama bizde şey var, hep aynı şeyi yapıp Einstein'ın söylediği gibi farklı sonuç bekliyoruz. Ben onu biraz iletişime evriltiyorum. Hep aynı şeyi söyleyip farklı şeyler duymayı beklemek deliliktir. Hep aynı şeyi söyleyip farklı şeyler duymayı ummak beyhude bir umuştur. Dolayısıyla burada cümleyi ne kadar farklılaştırdığım, eylemi ne kadar farklılaştırdığım beni bu delilik çarkından kurtaracak. Bu noktada da evet, bir malumata ihtiyacımız var. Bu programlar bunu sağlıyor. Malumat önemli bir şeydir. Bilgi önemli bir meseledir. İki, onun içselleştirilmeye ihtiyacı var. Bu nasıl olur? Sorularla mümkün olur. Yani sorular sorarak o meselenin daha derinliklerini öğrenmeye başlarsınız. Üç, gözlem yapmanız lazım. Çünkü farkındalığa ihtiyacınız vardır ve son olarak da eyleme ihtiyacınız vardır. Eylemin olmadığı bir yerde yani neyi göreceğim ben? Nereden göreceğim? Şimdi Özge Hanım'ın eylemleriyle ben Özge Hanım'a bir aslında şey biçiyorum. Yani ben ona güvenebilirim çünkü o söylediklerini yapan biri. O bize anlattıklarını kendi hayatında uygulayan biri dediğim için bu ekstra sizin bilgilerinize olan itimadımı arttırıyor. Ailede de böyle. Yani bu adam ve bu kadın, bu anne ve bu baba söylediklerini yapıyor dediği andan itibaren çocuk için muazzam bir güven atmosferi oluşturmaya başlıyoruz. Halbuki bizim ailelere baktığımızda çocukların güvenini ne kadar kırarsak o kadar bize bağlı olacağını zannettiğimiz bir hikaye var. Yani kimseye güvenmeyin yavrum, dünya kötüye gidiyor filan. Sanki dünyaya gelmiş son iyi Müslümanlar biziz, bizim aile bizden başkasını Allah yaratmasa da olurmuş gibi aslında kendi içinde bir kibre dönüşüyor. Halbuki dünyada güven çok temel bir duygu ve kullandığımız o sözcükler bir başkasına şiddet olarak dönebilir, bir başkasına mutsuzluk olarak dönebilir ve bir başkasının hikayesine ne yazık ki üzüntü olarak dönebilir. Halbuki dediğim gibi aslında orada mesele işte çocuğa, ailene güven, bak biz önemliyiz niyeti ama karşılığı ne? Kendinden başkasını önemseme. O zaman ne oluyor? Arkadaşının canı yandığında çocuk dönüp bakmıyor ki. Neden dönsün? Çünkü dünyada kutsanmış bir aile var. O da çok şükür bizim ailemiz. Ya da herhangi bir problem karşısında neden çocuk empati kuran biri olsun ki? Güven olmadığı bir yerde. O yüzden ailelerin bir çocuğa kötülüğü anlatıyor olması, bir dünya algısı oluşturmak ve onların iyiliği içinse, iyiliği anlatılmadığı bir kötülükte çocuk neyi seçeceğine karar veremez. O yüzden kötülüğü anlattığınız kadar iyiliği, iyiliği anlattığınız kadar belki de kötüye şahit tutmak lazım. Hmm. Sadece kötülük çocukların dünyasına çok büyük bir hasar verir. Sadece iyiliği anlatıyor olmak da belki de onların herhangi bir kötülük karşısında zorlanmasına sebep olabilir. Ama ben anne olarak hep şunu yapmıştım. Böyle insanlar da var yavrum. Yani böyle hayata böyle bakan, böyle davranan insanlar da var. O onun tercihi. Bizim tercihimiz nasıl biri olacağımıza karar vermekle şekilleniyor. O yüzden çocuklara bir resmi, bir fotoğrafı anlatırken ya da bir insanla tanıştırdığımızda onun hayatında ve zihninde insan
kutucukları açmak olsun derdimiz. Hayatta böyle insanlar da var. Hı. Hayatta böyle iyi insanlar da var. Böyle kötü olmayı tercih eden insanlar da var dediğim gibi. Yani söz ettiğim büsbütün diğerine reddedilmiş bir ilişki anlamında çocuk güven kaybettiğinde bir süre sonra işte sonra ne olur babana bile güvenmeyeceksin ne dönüşüyor bu mesele. İnsanın babasına, annesine, kardeşine güvenmediği bir dünyada diğer insanlara güveni her an yıkılacak bir tahtaya kendini yaslamasına dönüşür. Çok doğru söylediniz ve anlattıklarınızda tabii ben sürekli bir sürü şey düşünüyorum. Kendim için önemsediğim bir şeyi fark ettim. Mesela hani bir şeyler inşa edebildiğimizi gördüğümüzde bunu nasıl yaptığımızı soran olursa eğer az önce konuştuğumuz gibi kendi ailelerimizle alakalı benim fark ettiğim şöyle bir şey var. Eğer kendimizle ilgili bir farkındalık arıyorsak ilk önce ne kadar olumsuz söylemler içerisinde olduğumuza, nasıl olumsuz baktığımıza o bakış açımızı bir tartalım. Ne kadarı olumlu, ne kadarı olumsuz. Söylemlerimizi bir tartalım. Ne kadarı olumlu, ne kadarı olumsuz. Olumluları, iyileri, iyilikleri arttırabildiğimiz zaman bence dediğiniz gibi evet kötü, olumsuz mutlaka hayatın içinde olan şeyler var. Bunları görebiliriz. Bunlar bizde de tezahür edebilir. Ama belli bir noktadan sonra bunu bilinçli bir şekilde olumlu yansıtma çok önemli. Emek veriyoruz ama öyle bir emek veriyoruz ki hani vermesen daha iyiydi diyor karşı taraf bizde. Çünkü çok olumsuz bir hissiyat veriyoruz o tarafa. Yani o emeği veriyoruz sonra da onun burnundan getiriyor olabiliriz. Ya da o emeği verirken kendimizi çok yıpratıyor olabiliriz. O olumlu bir şekilde bunu taşıyabilmek bence en büyük farkındalık bunu yapabilmek aslında. Yani bir de şu da var Özge Hanımcığım. Yani sadece kendi dünyanınla devam etmiyor hayat. Yani çocuklarımızın dokunabileceğimiz bir yere kadar bir alan var. Dolayısıyla başka insanların da benim çocuklarımın kalplerine dokunmasını istiyorsam başka gençlerin ve başka çocukların da kalplerinden tutmam lazım. Yani bizde sadece ben kendi çocuklarımdan sorumluymuşum gibi bir algı oluşmaya başladı. Ben bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Yani mahallede, apartmanda ne kadar çocuk varsa onlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışan, onların ablaları, teyzeleri olmaya çalışan biriyim. Çünkü biliyorum bir gün çocuğuma lafım dokunmayabilir, tesir etmeyebilir. Bir başka abla, bir başka teyze isterim ki çocuğumun kalbinden tutsun, o da ona tesir etsin isterim. Çünkü biz birbirimizle bu kadar ilişkili bir dünyada yaşıyoruz. Yani iletişim dediğiniz şey, evet insanın kendinden başlıyor, aileyle devam ediyor ama ötekiyle de aslında anlam bulmaya başlıyor. Ya da mesela komşuluk bugünlerde artık çok kötü dediğiniz bir yerde. Sen ne yapıyorsun onun için? Senin karşı buna rağmen yaptığın şey ne diye sormalı insan kendine. Ben hatırlıyorum mesela ilk apartmana taşındığımda bütün apartmanı eve davet etmiştim ve şey demiştim ya biz birbirimizi tanıyalım istiyorum demiştim. Ve apartmandaki ailelere hep şey dedim. Ya bu çocuklara verebileceğimiz en büyük zenginlik komşuluk hikayeleri. Bir gün çocukluklarında hatırlayacakları. O yüzden ben size çocuklarımı göndermek isterim. Siz de lütfen gönderin ki aslında bu çocuklar birbirleriyle büyüsünler demiştim. Ve gerçekten çok hoş bir ortam oldu sonrasında. Hala görüştüğümüz, hala ya Tuğba teyze siz hem böyle yapardın, işte siz de şöyleydiniz biliyor musunuz filan diye benim de çocukların anlattığım hikayeleri var. Bu birbirimizle ilişkilerimizi de güçlendiren bir şeye dönüşüyor. O yüzden somut bir gerçekliğe oturmalı söylemlerimiz. Yani çocuk da bunu istiyor. Annem bunu diyor ama peki ondaki karşılığı ne? Yani bizde mesela çocuklarla öyledir. Yavrum mesela şunu yapma dersiniz der ki ama niye o yapıyor? Neden amcam yapıyor ya da neden sen yapıyorsun diye mutlaka o bilginin karşılığını görmek ister çocuk. Olumsuz bütün o cümleleri kuruyorsam ve bu benim tercihimse o zaman sorarlar. Sen bunun için ne yapıyorsun? Madem bundan şikayetçisin sen ne yapıyorsun? Ailelerin böyle olmasından şikayetçiyim. Sen ne yapıyorsun? Yani kendin için bir şey yapman gerekmiyor. Çocuğun yarın öbür gün bir yuva kurması için. Yani hepimiz çünkü bir taraftan başka ailelerin fidanlarını suluyoruz. Çünkü benim iki çocuğum var. Sizin de öyle. İki aile fidanı sulamak demek bu. Ben onu nasıl besliyorum? İşte minerallerini, işte suyunu, güneşini nasıl koyuyorum? Bir taraftan bu da var. Kadınlık algısı, erkeklik algısı inşa etmelerine sebep oluyoruz. Ne yapıyorum ben o şikayetin karşısında? Ne yapıyorum insana dokunmak için? Onun karşılığı olmadığında elbette dünyanın en kolay şeyi şikayet etmek. En kolayı yani. Yani aslında inanın çok daha devam etmek istiyorum sohbete. Ama bu kısma kadarki konuşmalarımızda bile bence çok mesajlar var. Üzerine dediğim gibi düşünmemiz gereken çok konular var. Hepimiz, siz mesela anlatırken ben yine kendi ailemde düşünüyorum. Çevre diyorsunuz, kendi çevremi düşünüyorum. Hepimizin üzerine düşünmesi gereken çok noktaya değindik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi ikinci bir soru olarak biliyorsunuz
şu anki aile hayatınızda kurmayı çok önemsediğiniz ne var acaba? Değerler olarak sorabilirim. Sohbet. Bizim eve giren herkesin söylediği şey var. Bu evde herkes sohbet etmeyi çok seviyor. Bizim için çok önemli bir şeydir. Yani eşim işten geldiğinde, ben gittiğimde, çocuklar geldiğinde mutlaka sohbet ederiz. Mesela ben bir kitabı okurken de onu sohbetin içine dahil ederim. Yani mesela şöyle değildir ilişkim eşimle. Bak altını çizdim, oku filan. Bak şunu oku filan değildir. Kitabı okurken bir şeye denk geldim ve bana şöyle bir şey düşündürdü. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili deyip aslında onu bir çengel atıp onun fikirlerini almak ya da çocuklarla ilgili, kitapla ilgili konuşurken bile sevdin mi sevmedin mi yerini, mesela sen bu kitaptaki hangi kahramanın yerinde olmak isterdin, sen bu yazarın yerinde olsan neyi değiştirmek isterdin, gerçekten onları meselenin içine dahil ettiğim, günün sonunda herkesin içini boşalttığı, bütün o hüzünleri kapının dışında bıraktığı bir sohbet halkasını çok önemsiyorum ben. Ve bu sohbet halkasının içerisinde değerlerin verilebileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü ailenin değer inşa eden bir tarafı olduğuna inanıyorum ben. Yani eğer değer vermezseniz, yani değer üretmezseniz birbirini tüketmeye başlıyor çünkü insanlar. Ve tüketim de ailenin bir parçası haline gelmeye başlıyor. Orada değeri verdiğinizde, işte bizim için yalan söylemek doğru değildir. Bu anlamda yalan bizim aile için önemlidir. Bizim aile için namaz önemlidir. Mesela ben kızlarıma hep şey söylerim. Ben babamla namaz kıldığı için, o da benimle namaz kıldığı için evlendi. Dolayısıyla siz namaz çocuklarısınız. Bu kadar zikrediyor olmamızın sebebi bu. Bu ailenin temelini namaz inşa ettiği için. Bizim için önemli bir şeyi sizde de görmek istediğimiz için bunu size sıklıkla anlatıyoruz derim. Ya da kitap okuma meselesini. Kitap okuyun yavrum değil. Sevmiyorlarsa bile onlarla paylaşmak, hadi bakalım okuyalım demek, ister misin sana bir şeyler okuyayım, dinlemek ister misin demek gibi, aslında onu onun içine dahil ediyor olmak. Yani temelde yapmaya çalıştığım şey hayatın genelinde de çözüm odaklı olmak. Her yerde, her zaman problem olabilir. İnsanın olduğu her yerde bir takım problemler olur. Yani böyle dünya sanki herkes için çok güzelmiş gibi değerlendiriliyor bazen. Ben o yüzden problem çözmeye gönüllü olmaktan yanayım. Ailenin içerisinde de hani Nasrettin Hoca'ya soruyorlar ya hanımının eşine diye. Bilmiyorum diyor. Nasıl bilmezsin diyor. Geçinmeye gönlün yoksa bilmezsin diyor. Şimdi geçinmeye gönlü olan insan birbirini daha çok tanır demek bu. İletişim ayağına baktığınızda. Eşinizin neyi sevdiği, neyi sevmediği, hangi değerlerinin olduğu, bam tellerinin hangi cümleler olduğu ve ona özenle basmak yerine basmamaya özen göstermek. Çocuklarınızın en yakın arkadaşlarının kim olduğu, bunların hepsi sohbetin içerisinde gelişecek şeyler ve birbirimize dair benim seninle geçinmeye gönlüm var mesajının açık hali bence. O yüzden birbirimizi tanımakla ve sohbet etmekle o duyguyu çok daha aidiyete taşıyabileceğimize inanıyorum. Evet Tuğba Hanımcığım, şöyle söylemek istiyorum. Yani bir iletişim uzmanından değil, bir anneden bunları dinlediğim için çok mutlu oldum çok gerçekten. Böyle anneler de var. Bunu bilinçli şekilde hayatıma entegre etmeye çalışıyorum. Çocuklarına katmaya çalışıyor. O namaz meselesi yani unutmayacağım bir şey oldu benim için. Son olarak çocukluğunuzla ilgili bir anınızı sormak istiyorum. Bir anı dediğim aslında birçok şey vardır ama önemseyip hafızanıza kazınmış olan, size şu anda gerçekten ben olmaya destek oldu, bana bir şey öğretti dediğiniz bir anınız var mı? Yani ben, siz bana bunu sorduğunuzda o kadar çok şeye denk geldim ki hayatımda. Ben çok küçük bir ilçede büyüdüm ve dolayısıyla insanın birbirine çok temas ettiği bir ilişki ağıydı bizim aslında ilişkilerimiz. Çünkü işte aile apartmanı vardı, mahalle vardı, babamın arkadaşları vardı. Müsaitseniz annemler akşama size gelecek dediğimiz başka bir şey de vardı. Dolayısıyla o kadar zengin şeyler var ki ben o zaman şeyi görmüştüm, yani tek başına anne ve baba yok iki insanın hayatında. Yani çünkü bazen oradan istediğimiz doyumu alamayabiliyoruz ama komşu, ama teyze, ama öğretmen, ama bir abi böyle tutuyor ve düştüğümüz yerden kaldırıyor. Mesela benim için babam çok önemli faktörlerden biridir hayatımda. Çünkü o döneme ait baktığımda kitap okumayı çok seven, haftada iki gün birbirinden farklı görüşlerde dergilerin alındığı, her gün üç gazetenin girdiği, gazetelerle ilgili sohbet ettiğimiz, pul koleksiyonları olan ve onu birlikte yaptığımız, çocuklarıyla oyun oynamaya bayılan bir adamın çocuğuydum ben. Ve dolayısıyla
onun ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu çocuklarımla oynarken, babamın bana öğrettiklerinin ya da bizimle oynadıklarının onlarla oynarken nasıl bir aktarım olduğunu gördüm. Annem çok üretken bir kadındır benim ve öğrenmeye çok açıktır. Yani hayatın her döneminde mutlaka bir şey öğrenir ve bir şey üretir. Bu da mesela benim kendi adıma emanet aldığım şeylerden biriydi. Ve hayatımda çok önemli kahramanlardan biri vardır. Noter amca diyorduk biz o zaman ona. Keles'e gelen bir noterdi ve hayatımda gördüğüm en coşkulu, en iyi ve çocukların dünyasında olabilecek en tatlı insanlardan biriydi. Ben o zamanlar 9-10 yaşındaydım ama hiç unutmuyorum, bir gün hastalandım. Noter amca elinde bir hediye ve ilaçla ziyaretime gelmişti. Yani düşünsenize, işte 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan bahsediyoruz ve bir çocuğa kıymet veren bir yetişkinden bahsediyoruz. Sonra mesela bir öğretmenimin eşi vardı. O benimle 9-10 yaşlarında bir yetişkin gibi konuşurdu. Öğretmenlerim keza öyle. Şimdi dönüp baktığımda zengin bir ilişki ağının içinde olduğumu fark ediyorum. Mesela halam kitap okumaya bayılırdı ve biz halama giderdik ve çocuk olarak ve bir gün duymadım mesela halamdan. Ya, evinize gidin işte çok gürültü yaptınız dediğini, ama halam Kemalettin Tuğcu romanlarını alıp uzanıp okuyan bir kadındı. Hikayeler anlatmayı çok severdi. Mesela babamın çocukluğunu dinlerdik. Hala anlatsana Allah aşkına filan diye. Ya da mesela babam şeyi çok sever, böyle arşivcilik kültürü olan biriydi. Böyle sinema perdelerimiz vardı bizim. Çocukken otururduk ve sinema perdesinde ben babamın çocukluğunu, babamın annesini, babamın babasını filan görürdüm. Bu çok garip bir duygu. Çünkü insan babasının ve annesinin çocuk olduğunu hissetmeden büyüyor. Yani onun bir gün çocuk olabileceği hissi çok garip geliyor. Ben babamın ve annemin çocuk olduğunu bilerek büyüdüm. Ve dolayısıyla da aslında sonraki süreçlerde meseleyi anlamlandırmam daha kolay oldu. Evet, en sevdiğim kısım burasıydı. Gerçekten sizden de dinlemekten çok zevk aldım. Ne kadar şanslıymışsınız çok diye düşündüm gerçekten. Yani elbette hani bu hikayenin içerisinde tolgu şeyler de oldu. Ya da çocuk olduğunuzu önemsenmeden kurulan cümlelerin bir parçası da oldu. Hayatımın bir döneminde bunlara odaklandım ben Özge Hanım. Bana bunu dediler, böyle oldu, şöyle de oldu, şurada da doyum alamadım, şöyle de kızdım. Yani hayatımızın bir döneminde annemize babamıza kızarız. Bu çok normal bir süreçtir. Sonra anlama aşaması gelir ve sonra da aslında kendi anneliğiniz ve babalığınıza onlardan aldığınız miraslar ya da reddi miraslarla şekillendirmeye başlarsınız. Bizde temel problem şu: hiç benzemeyeceğim ve hep onun gibi olmak istiyorum çizgisinde kaybolıyoruz. Hayır, bazı özelliklerini miras alırken bazı özelliklerini reddi miras yapabiliriz. Keza çocuklarımız için de aynı şey söz konusu. Ben onu ayırdığımda hangi özellikleri miras olarak devam ettirmek istediğimi, hangileri mümkünse ayrılalım, bende var ama mümkünse birlikte olmayalım dediğimi ayırdığımda galiba kendim olmaya başladığım zamandı. Orada bütün bir reddedişi de sağlıklı bulmuyorum. Mutlak bir kutsayıcılığı da sağlıklı bulmuyorum. Anne ve babamız da insandı ve dolayısıyla onları insanlaştırdığımızda onların da gerçek bir hikayesi olduğunu, hata yapabileceklerini ve o hataların da bizim için bazen kalbimize hasar veren hataları olduğunu görüp onun onarımına ya da onun şifasına doğru adım atabiliyoruz. Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle inşallah. Diyelim inşallah. Programımıza artık yorumlarınızı beklediğimizi söyleyerek son vermek istiyorum. Çünkü Tuğba Hanım'dan çok fazla noktaya değinen bir sohbet dinledik. Aynı zamanda kendi ailesiyle ilgili, çocukluğuyla ilgili hikayeler de inanın bana da çok şey kattı. Sizlere neler kattı, neler düşündünüz? Yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.